ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, 2 dakika sonra ölürsem ne olacak? Zaten küçüklüğümden beri elimde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım, ezildim. Ve bir de ben düşündüm, bu Allah erkeklerin Allah'tır. Ben niye tapınacağım? Merhaba sevgili dostlarım. Yeni bir Dar Kapıdan Girenler programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ali Kalkandelen. Ekranda gördüğünüz e-mail adresi aracılığıyla darkapıdangirenler@gmail.com elektronik posta adresi aracılığıyla bize her zaman yazabilirsiniz. Sizden programımızla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi ve özellikle de tanıklıklarınızı duymayı isteriz. İncil'de İsa bize dar kapıdan girmemizi öğütlüyor. Yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. İşte bu programda İsa'nın öğütlediği gibi, dar kapıdan geçerek bu çetin yoldan geçen kimselerin hikayelerini sizlere ulaştırıyoruz. Bugünkü konuğum Hırçın kardeşim. Sözü fazla uzatmadan ona döneceğim ve hikayesini bizlere anlatmasını isteyeceğim. Hırçın kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle tanıklığını bizlerle paylaşmayı kabul ettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eminim çok kişiyi bereketleyecek ve çok kişi senin sayende çok şey öğrenecek ve hayatlarında yeni bir kapı açılacak. Amin. Ne zaman iman ettin? Ben Haziran 1993'te iman ettim. Evet. Haziran 1993'te yani neredeyse 20 yıla yakın bir zaman, doğru evet, mu? Evet, haklısınız. Evet. 19 yıl, 20 yıla yakın bir zaman. Ondan önceki Hırçın nasıl birisiydi? Bize baştan anlatabilir misin, seni tanıyalım? Tabii, memnuniyetle. Yani Hırçın biraz sakin birisiydi, biraz içine kapanık, böyle kendi halinde. İsmini öyle söylemiyor. Yani evet, herkes öyle söyler. Yani adını yansıtıyor musun diye ilk soru gelir veya yanlış mı duydum diye tekrar tekrar isimlerimi söyletirler. Evet. Ama evet, genelde ismimi pek yansıtmam ama herkesin de öfkelendiği zaman bir hırçınlık tarafı vardır yani. O tabii bende de var. Ama genellikle sakinimdir. Yani peki, kendi halinde çok dışa dönük olmayan. Peki özel bir ismi. Yani daha önce hiç Hırçın ismini görmedim, duymadım. Hı hı. Özel bir anlamı var mı senin adının Hırçın olmasının? Yani babam koyarken aslında Hırçın olayım diye değil, kimse de olmasın, özel olsun amacıyla koydu. O zaman ben de biraz seviyorum ama bazen de biraz ters geliyor bana. Çünkü sanki herkesin ilk bakışı, tepkisi bu oluyor. Yani aa, Hırçın mısın? Gibi oluyor. Ama değil öyle aslında. Yani genellikle sakin, içe kapanık, kendi halinde biriyimdir. Evet. Ama özel olsun diye koyduğu için bu amaçtan dolayı evet seviyorum. Kimsede de yok. O zaman evet özel hissediyorum kendimi. Evet, oradan başlamıştık. Yani geçmişinden seni tanımak istiyoruz biraz. Bizden bize bahsedebilir misin demiştim. Sakin birisiyim demiştin ve ben orada böldüm. Kusura bakma. Estağfurullah. Yani iki kardeşiz demiştim. Biz. Ben büyük kızım. Annemle babamla küçük bir mahallede büyüdük. Babam esnaf, annem ev hanımıydı. Hı hı. Ortaokul yıllarına kadar aynı mahallede, çevrede kaldık. Daha sonra orada okullara gittik. Bu şekilde kendi halinde bir aile olduk. Sen gayet normal bir ailede büyüdün. Peki o ailenin içerisinde inanç olarak nasıldı? Neye inanılırdı, neler takip edilirdi, neler pratik edilirdi? Yani annem inancını yaşamaya çalışan bir bayandı. Babam çok ilgilenmezdi inancıyla. Hani annem için çok özel oluyordu. Yani o Kur'an-ı Kerim'i okumaya, namazını kılmaya, orucunu tutmaya çalışırdı. Hı hı. Ve bize de bunları öğretmeyi, aşılamaya çalışırdı. Annen özellikle. Evet, özellikle annem. Yani biz de okul boyunca okulda öğretilen dini inancımızı, surelerimizi ezberler, ayetlerimizi okurduk. Okul tatillerinde ise Kur'an kurslarına giderdik kardeşimle beraber. Orada öğrenmeye çalışırdı. Çünkü eğer bir şeye inanıyorsan bunu öğrenmen lazım. O zaman biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışırdık. Sureleri öğrenirdik, alfabeye geçerdik. Tabii sonra okul tatili kısa olduğu için
tatil bitene kadar devam ederdik. Okullar başlayınca okulumuza dönerdik. Ama annem inancını yapmaya çalışan bir kadındı. Ne yapardı mesela anne? Annem namazını kılardı, orucunu tutardı. Özellikle Ramazan aylarında Kur'an dersleri almak için giderdi. Teravih namazlarını kaçırmazdık. Biz de anneme takılırdık. Akşam iftarımızı yaptıktan sonra teraviye giderdik ve çok da zevk alırdık. Yani gece sahura kalkmak, işte teraviye gitmek bir eğlence, bir şamata gibi olurdu bizim için. Hoşlanırdık bunlardan. Annemle beraber gider gelirdik ama babam genellikle evde kalırdı. O böyle şeylere fazla katılmazdı. Fazla katılmazdı evet, ama özel kandil gecelerinde falan annemle beraber oturup abdestini alıp televizyondan program izlemeye gayret ederdi. Peki sonra nasıl gelişti hayatın? Herhalde bu ortaokul yıllarından bahsediyorsun, ilkokul yıllarından bahsediyorsun. Sonra neler değişti hayatında? Yani daha sonra bu ortaokul yılları doğru. Ondan sonra annem inancını yaparken bir gün İsa Mesih ile karşılaştı. Yani öyle mi? Evet, biraz ilginç çünkü annemin çocukluğundan aslında kafasında bir İsa ismi vardı ve hep iyilik, sevgi bu şeklinde yüreğinde kalmıştı. İsa ile ilgili olarak. Evet. Ama bunun özel bir sebebi var mı böyle olmasının? Çünkü annemin anneannesi Hristiyandı ve o kilisede vaaz verirmiş. Tabii biz onları bilmiyoruz ama annemden duyduğumuz kadarıyla geçmişinde, kökeninde böyle bir şey varmış. Ama siz bu nasıl biliyor musunuz sebep olarak, neden böyle? Çünkü siz Türksünüz, annem baban Türk. Benim anneannem Alman asıllı. O yüzden biraz ailede Hristiyanlık kökenler de var. Ama annem babam Kars'ta doğmuşlar. Daha sonra Ankara'da tanışmışlar, evlenmişler ama Müslüman olarak evlendiler ve inançlarını o şekilde yaptılar. Hani hiç Hristiyanlık, İsa Mesih gündemimizde yoktu bizim. Ama daha sonra annem namaz kılarken bir gün seccadesini serdiği zaman tesbihini yere atıyor ve tesbih haç şeklinde görüyor. Ve o zaman annem İsa Mesih haça gerilmiş olarak görüyor. Ve o durumda annem çok şaşırıyor. Ben şimdi kime ibadet edeceğim? Ben secdeye eğildiğim zaman Hazreti Muhammed'e mi, İsa Mesih'e mi secde etmiş olacağım? Kime secde edeceğim diye şaşırıyor ve donuyor kalıyor. Annem ibadetine devam edemiyor. Böyle olunca da annem kendi inancında İsa Mesih hakkında araştırmaya başlıyor. Hep karşısına İsa kendi çıkıyor. Kendi inancı derken İslamiyet'in içerisinde olarak, o zaman. Evet. İslamiyet'in içerisinde ama İsa'yı araştırıyor. Evet, yani çünkü ibadet ediyor, namaz kılıyor ama İsa'yla karşılaşıyor. O zaman bu İsa kim? Ve çocukluğundan duyduğu İsa ile bu İsa bir mi, aynı mı, bu kim? Bunu araştırmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim okuyor ve karşısına tabii bazı ayetler çıkıyor. Özellikle Âl-i İmrân 45-54 numaralı ayetlerde işte İsa Mesih'e inananları inanmayanların üstünde tutacağım diyor. Tabii başka ayetler de var, şu an hatırlamıyorum. Ama bu ayetlerle karşılaştıkça annemin kafasında soru işaretleri olmaya başlıyor. Ben Müslümanım diyor, ibadetimi yapmaya çalışıyorum diyor ama neden İsa ile karşılaşıyorum? Ve annem bir araştırma içerisine giriyor. O zaman annemin ablasında İncil vardı. Çünkü bir mektuplaşma kursundan eline geçmişti. Ablasından İncil istiyor, okumaya başlıyor. Okudukça da soruları artıyor. O zaman sorularına cevap verecek insanlar arıyor kendisine. O zaman teyzem annemi bir karı kocayla tanıştırıyor. Ve annem bu karı kocayla her hafta 1-2 saat konuşarak İsa Mesih hakkındaki sorularına cevap buluyor. Ve bu toplantılar diyeyim 5,5 sene sürüyor. 5,5 sene boyunca. Çok uzun süre annem diretti ki ben karşı geliyorum, ben sadece kendi inancımı yapmak istiyorum. Ama hep karşısına İsa çıkınca da annem diyor ki tamam, kim bu İsa? Araştırmalar başlıyor. Bu araştırmaların sonucunda 5,5 sene sonra annem Hristiyan olmaya karar veriyor. Çünkü görüyor ki yol, gerçek ve yaşam İsa Mesih'ti. O zaman yapacak nasıl, başka bir şey kalmıyor. Siz o zaman, sen o zaman kaç yaşındasın? Yani ben işte annem 1990 senesinde iman etti. Ben 15 yaşındaydım o zaman. E peki bir de kız kardeşim var. O da benden 2,5 yaş annen küçük. Annen de var, baban da var. Şimdi size nasıl geldi bu eve gidip birileri İncil'i yani kapalı Müslüman, ibadetinde, inancında gerçekten samimi ve içten. Sonra hayatında değişmeler olmaya başlıyor ve 5 yıl sonra ben Hristiyan oldum diyor. Bunu nasıl karşıladı sizin evdekiler? Yani çok kolay olmadı. Benim annem ve babam arasında büyük çatışmalar başladı. Annem
Hristiyan olduğu için kiliseye gitmek istedi, ibadetini yapmak istedi. O zaman biz de iki kardeş olarak 13-15 yaşlarında annemin peşine takıldık. Onunla beraber kiliseye gittik, o ilahileri söyledik, vaazı dinledik. Yani onun yaptığı şeyleri yapmaya çalıştık ama kilisedeki ortam bizim çok hoşumuza gitti. Yani o sevgi, oradaki anlayış, yani o birliktelik bizi gerçekten kardeşimle beraber bizi çekiyordu. O zaman biz her hafta gitmek istiyorduk ama babam tam ters, tam karşı, hayır gitmeyin diyordu. Annem pazar günü gidiyordu, babam çocukları olarak kendi inancında bizi büyütmek istediği için buna izin vermiyordu. O zaman biz de babama biz dışarıda oynamaya gidiyor deyip yalan söyleyip kiliseye gidiyorduk. Kilise bize yakındı, 10 dakika 15 dakika yürüyorduk, oraya istekle gidiyorduk. Babam bilmiyordu gittiğimizi. Çünkü karşı çıkıyordu, izin isteseydik vermeyecekti. Ama o sevgi bizi çektiği için biz gitmek istiyorduk. Gidiyorduk, geliyorduk. Daha sonra Hristiyan kamplarına gittik, geldik. Tabii bu arada bu Hristiyan kardeşler bizi ziyarete geliyorlardı. O zaman babam da saygıdan dolayı nezaketen onları kabul ediyordu. Onları sessiz dinliyordu. Tabii yani çok dinledi. Ama bir gün Tanrı babamın yüreğine de dokundu. O zaman babam Hristiyan oldu. Ama çok uzun sürmedi. Sonra tekrar geri eski inancına döndü. Bir iki böyle gitti geldi. Daha sonra babam en son hasta oldu. Beyninde tümör vardı. Doktor onu Kars'a gönderdi. Kendi ülkesi, şehrine gönderdi dinlensin diye. Bir yıl kalabildi. 98 Ekim ayında babam vefat etti. Vefat ettiği zaman yani şimdiki eşim yanındaydı. O söylediğine göre o imanlıydı. Yani çok misafirperver bir karakteri vardı babamın. Çok sevgi dolu, saygı dolu, insanları kabul eder, evine davet eder. Varını yoğunu onunla paylaşan biriydi. Ve eşim anlatıyor çünkü Kars'taki son günlerinde yanındaydı. Yani o kadar bedeni zayıftı, o kadar güçsüzdü ama ona rağmen kapıdan her girene su verdiniz mi, çay verdiniz mi, bir şey paylaştınız mı? Hala aklı orada, onlar iyi ağırlayabildi mi? Kesinlikle. Ama bir gerçek görüyorum ben annende. Gerçekten samimi bir şekilde inandığı şeye doğru bir şekilde inanmak istemiş. Evet. Ve bazen insanlar öyle görebilirler, basit seçimlermiş gibi. Ama annenin kararında görüyoruz ki özellikle ısrarla doğruyu bilmek istemiş. Hı hı. Israrla hemen bir şey kendisine sunuldu diye kabul etmek istememiş. Ama ısrarla üstüne gitmiş ve onu öğrenmeye çalışmış ve sonunda da eminim zor olmuştur ama kabul etmiş böyle bir şeyi. Yani evet, annem körü körüne kabul etmek istemedi. Evet. Yani aslında annemin ortaokul yılından sonra annesi onu okutmadığı için okul hep bir içinde ukde olarak kalmış. O zaman inancını araştırmak, kitap okumak ona yeni bir heyecan verdi. Ve bizim kilisede olarak toplandıkları yer bir okulun bir sınıfıydı. Hı. O zaman annem o eski ukde olan içinde kalan şeyleri bu kilisenin sınıfında, yani orada ibadet yerinde tazeledi, iyileşti, şifa aldı ve o ona çok iyi geldi ve tabii ki inancını yapmak için gidiyordu ve bilmiyordu ki oranın bir sınıf olduğunu, onun eski yaralarını iyileştireceğini. O yüzden yani annemin inancı devam etti o şekilde. Peki siz gittiniz bir süre, hı hı. Sevgi için gittiniz. Belki de İsa'ya iman için gittiğini söyleyebilir misin? İman ettiğin için. Yok, hayır. İman etmek için gitmedim. Ama ortam yani ve insanlar, ilişkiler için. Tabii. Nasıl gelişti bu süreç? Yani annem gittiği için biz ona takılıp evet. gidiyorduk. Ama oradaki kişiler bazen Amerikalı, bazen Koreli insanlar vardı. Ve biz o yaşta belki hiç daha Koreli veya bir Amerikalı insanla karşılaşmamıştık. Bizim çok dikkatimizi çekiyordu, hoşumuza gidiyordu. Çok saygılı, sevgi dolu, ilgileniyorlardı. Biz çok beğeniyorduk kardeşimle beraber. Evet. O zaman sık sık gitmeye başladık. Ama biz Hristiyan olmak için gitmedik. Ama ilahileri dinledikçe, tekrar tekrar duydukça bazen evde fark etmeden mırıldanıyorduk. O zaman bilincimizde yavaş yavaş bu düşünce vardı. Yani bu bir inanç, bir sevgi dolu bir inanç. O zaman Tanrı bizden ne istiyor diye yavaş yavaş beynimizde bu düşünceler oluşmaya başladı. Seni burada durdurayım. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz, Hırçın kardeşimizin hikayesini dinliyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra onun kendi ağzından hikayesinin devamını duyacağız.
Merhaba sevgili dostlarım, Dar Kapıdan Girenler programıyla tekrar birlikteyiz. Aradan önce Hırçın kardeşimizin hikayesini dinliyorduk. Çok şaşırtıcı gerçekten. Anne annesiyle başlayan bir hikaye. Sadece Hırçın kardeşimizin hikayesi değil ama anne anneyle başlayan bir hikaye. Belki Hristiyan bir kökenden gelen bir anne anne ve ondan sonra anneye geçen ufak şeyler ve daha sonra günlük hayatın içerisinde İsa'nın anneye görünmesi. Ve sonra bunun, bu yaşanılan şeylerin işte Hırçın kardeşin hayatına yansımaları. Bunu duyduk aradan önce. Bakalım hikayesi nasıl gelişiyor, ben de merak ediyorum. Şimdi ona döneceğim ve hikayesini bize anlatmasını isteyeceğim tekrar. Evet kardeşim, ne oldu sonra? Sizler gidiyorsunuz, oradaki şeyler, ortam, kilise ortamı hoşunuza gidiyor. İlahileri yavaş yavaş artık içinize yerleşmiş gibi, içinize sinmiş gibi evde söylemeye başlıyorsunuz filan. Sonra nasıl gelişti? Yani tabii sonra gidip geldikçe daha çok İsa hakkında, İncil hakkında öğrenmeye başladık. Evet. Öğrendikçe bizim de sorularımız olmaya başladı. Bu sefer yani özellikle benim üçlü birlik hakkında sorum vardı. Yani bu benim bir köşe noktam, dönüm noktamdı. Yani bu çözemediğim bir konuydu. Hani diğer her şeyi anlıyordum ama neden baba, oğul ve kutsal ruh? Bir türlü bunu çözemiyordum. Bir gün... Yani bu şu sorulan soru gibi mi? Neden üç tanrıya inanıyorsunuz? Gibi, evet. Böyle bir şey, evet. Yani, evet. İşte bu kiliseye gidip gelmeler, benim bu sorularım vardı ama bu arada ben sözlendim. Aslında bir erkek arkadaşım oldu. Bu arkadaşımla tanıştım. Annemle tanıştırdım. Annemin Hristiyan olduğunu öğrendi. Sonra bana dedi, sen ne yapıyorsun? İşte ben dedim, kiliselere gidiyorum, geliyorum, toplantılara katılıyorum. Hayır, gitmeyeceksin dedi. Neden dedim, ben çok seviyorum, çok eğleniyorum, seviyorum, çok teşvik alıyorum. Yok dedi, ben senin gitmeni istemiyorum dedi. Annem erkek arkadaşımla Hristiyanlık hakkında, İncil hakkında konuşmaya başladı. Çünkü erkek arkadaşımın, o İskenderunlu, orada Hristiyan arkadaşları varmış. O zaman annem ona daha çok Hristiyanlığı anlattı ve çok ilginç, iki ay içinde erkek arkadaşım Hristiyan oldu. Bana kiliseye gitme, toplantıya katılma diyen erkek arkadaşım Hristiyan oldu. Belki senden bile önce. Kesinlikle. Ben hala Hristiyan değilim. Ben diretiyorum. Hayır, ben anlamıyorum üçlü birliği. Ben hala bekliyorum. Erkek arkadaşım Sen Hristiyan bekle, oldu. Sen bekle, Üsküdar'ı geçiyor. Yani. Öyle, evet. Oradan yani Mayıs ayında, 91 Mayıs ayında tanıştık. Ben çok küçüktüm, 16 evet. yaşındaydım. Temmuz ayında erkek arkadaşım iman etti. Eylül ayında biz yüzük taktık, sözlendik. Çünkü babam dedi hani Karslıyız, biz doğuluyuz. Bu ilişkinin adını koymamız evet. lazım. Ayıp Kızın adı ya. Çıkar. Biz yüzük taktık. Sonra ben liseye başladım. Küçük yaştasın çok aslında, 16 yaşta, yaşlasın. Evet, çok küçük yaşta çok ciddi kararlar aldık. Öyle oldu aile olarak. Daha sonra liseye gidiyordum, geliyordum. Tabii ki kiliseye gidiyorum, geliyorum. İşte erkek arkadaşım da Hristiyan olduğu için toplantılara gitmek, gelmek daha kolay, daha zevkli hale geldi. Bayağı eğleniyorduk, keyif alıyorduk. Ama aradan iki sene geçti. Bir gün İstanbul'dan kardeşler geldiler. Ankara'da bir seminer vermek istediler. Üç kardeş geldi. Biz de çok heyecanlıyız. İşte Ankara'nın aşağı Ayrancı semtinde toplantı olacak. Heyecanla gidiyoruz. Giderken erkek arkadaşımla yani sözlümle biz tartıştık. Konuyu hatırlamıyoruz. Belki fındık kabuğunu doldurmayacak bir konuydu. Tartışınca kaldırımın bir kenarında o, karşı kaldırımda ben, toplantıya gidiyoruz. Gittik. Oradaki kardeşlerden birisiyle tanıştık, konuştuk. Sözlüm söyledi. O iman etmiyor. O biliyor her şeyi ama kabul etmiyor. Hemen beni anlatmaya başladı. Çünkü istiyordu. Yani başlangıçta bana hayır yapma, kiliseye gitme, ne yapacaksın, Hristiyan mı olacaksın diyen sözlüm, şimdi benim Hristiyan olmam için, İsa'yı tanımam, iman etmem için dua ediyordu. Oradaki kardeşler bana sordular, yani tamam bak zaten biliyormuşsun, 3 yıldır kiliseye gidiyorsun, yani neyi bekliyorsun, artık bir cevabın vardır herhalde. Ya işte bilmiyorum falan dedim ben. Yani dediler hani sen sözlüsün, bir gün evleneceksin, evet. nikah memuru sana işte eşini kocalığa kabul ediyor musun dediği zaman bilmiyorum mu diyeceksin. Yok ben evet diyeceğim dedim. Yani o zaman tamam dedi, ne düşünüyorsun? Ben o zamana kadar dua, yani bu takıldığım konuda cevap bulmuştum. Üçlü birlik konusuydu benim sıkıntım ve kilisedeki kardeşlerimin verdiği örneklerden kafama iyice yerleşmişti. Yani ben bu örnekleri sizinle paylaşmak istiyorum çünkü bana çok teşvik lütfen, oldu lütfen, evet. ve bizi dinleyenlere de teşvik olacağına inanıyorum. Evet. Yani özellikle benim bir annem vardı.
eşi için eşti. Bizim için anneydi. Benim anneannem için kızdı. Ama benim annem bir taneydi. Doğru. Hem eş, hem anne, hem de kızdı. Bu bana gerçekten, o zaman bunu öğrendim ki aslında bir tane ama üç özellikte. Ve Tanrı böyle olabilir. Baba, oğul, kutsal ruh. Veya yumurta gibi. Yumurtayı aldığınız, baktığınız zaman bir tane. Ama beyazı var, sarısı var, kabuğu var. Yani bu örnekler benim üçlü birlikteki sorularımı çözdüğü için ben o zaman bu İstanbul'dan gelen kardeşlere evet dedim, dua edelim. Hamdolsun. Onlar benim için dua ettiler. Eşim, yani sözdüm o zamanki, orada bekliyordu. O an gökte meleklerin bayram edişini gördüğünü söyledi. Hamdolsun. Yani bu benim için büyük bir teşvik. Hamdolsun. Ve bu yıl bu yıl ne zamandı? 92 mi? 93, Haziran 93. 93. Ve o zamandan bu zamana iman ettikten sonra hayatın nasıl değişmeye başladı? Yani ben aslında daha dışa dönük olmaya başladım. Aslında gerçekten ben o 15-16 yaşına kadar yaşayan hırçın değildim. Hı-hı. Artık daha farklıyım, daha dışa dönüyüm, daha insanlarla paylaşan, kendini seven, insanları seven bir hırçınım. Evet. Ve benim hayatımda Tanrı'nın çalıştığını görüyorum ve şimdi Tanrı'yla derin ilişkim var, Rab'le ilişkim var diyebilirim. Ama daha öncesinde ibadetimi yapmaya çalışıyordum. Eski inancıma saygım vardı, yapmaya çalışıyordum. Ama bir uzaklık vardı. Yani bir elini tutup yakalayacağın, yakınlık kurabileceğin bir şey değildi. Hep o uzakta, haşa, korkulur. İşte ona baba denmez. Çünkü cismi, hacmi belli değil. Ama şimdi ben diyebilirim ki evet, Tanrı benim yanımda, içimde, etrafımda sevgi veriyor. Ve ben biliyorum ki verdiğini, çünkü benden insanlara sevgi çıkıyor. Hamdolsun. Eğer ben almazsam, dolmazsam bu çıkmazdı. Hamdolsun. O zaman hamdolsun. Ben Tanrı beni değiştirdi diyebilirim. Hamdolsun. Ve şimdi bunu bütün insanların duymasını istiyorum. Yani Tanrı herkesi seviyor. Herkes için öldü. Herkes için canını verdi. Yani Tanrı var ama arayan buluyor. Doğru, doğru. Evlendin sözlüğünle. Evet, sözlüğümle evlendim. Hamdolsun. Yani biz 15 yılı bitirdik. 10 yaşında bir oğlumuz var. Hamdolsun. Oğlum da iman etti ve o kadar güzel bir şey ki oğlum 5. nesil imanlı kuşak olarak devam ediyor. Yani annemin anneannesi, benim anneannem, annem, ben, oğlum 5 nesil imanlı olarak soyumuz sürüyor ve bu çok büyük teşvik verici. Ama 20 yıl önce öyle değildi, değil mi? Değildi. 20 yıl önce değildi. 20 yıl içerisinde bu oldu. Tanrımız evet. Gerçekten muhteşem şeyler yapabiliyor bu zamanın içerisinde. Peki şu andaki hırçına baktığımız zaman ve iman etmeden önceki hırçına baktığımız zaman, 20 yıl önceki hırçına baktığımız zaman sence en büyük fark nerede? Hırçın dışa dönük oldu. İçe kapanık olan hırçın artık dışa dönük oldu. Kendini ve insanları seviyor. Kendi halinde değil artık. Çevresi var. Yani dışa açılabiliyor artık hırçın. Hamdolsun. Hamdolsun. Ve şu anda hizmet olarak ne yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Hayatını nasıl devam ettiriyorsun? Yani biz hizmet olarak eşimle beraber ev kiliseleri olarak hizmet ediyoruz. Ankara'da bir semtinde evde toplanıyoruz. Üyelerimiz var, gelenler, gidenler, Tanrı'yı izleyenler var. Tanrı'yı anlattığımız insanlar var. Çünkü herkesin duymasını istiyoruz. Onlar için dua ediyoruz. Ama insanların cesaret etmesi gerekiyor. Yani Tanrı'ya inanmak değil, onu takip etmek gerekiyor. Yani bu cesaretle oluyor ve kendi ailelerine bu sözü, bu müjdeyi anlatmaları gerekiyor. Yani sadece kişi iman ettiğiyle kalırsa onun sadece kendine yararı olur. Tabii ki Tanrı onu kullanır ama eğer sen sevindirici bir haber duyduysan bunu paylaş ki çoğalsın, senin sevincin artsın. Hamdolsun. Peki bu aslında birazcık olsa, birazcık da olsa soruma, düşündüğüm soruya cevap veriyor ama sen şu anda İsa Mesih'le ilgili olarak kafasında soru işaretleri olan, çünkü sen üçlü birliği çok kafanda, senin için önündeki en büyük engeldi bu üç yıl boyunca, değil mi, iman etmendeki? Doğru. En büyük şeydi. Önce bunu anlamak istedin. Üçlü birliği anlamak istedin. Sonra ama başka kişiler var şimdi eminim bizi izleyenler arasında. Hristiyanlığı şöyle akıllarının bir köşesinde merak edenler. Akılların bir köşesinde İsa'nın gerçekten Hristiyanların anlattığı gibi birisi olup olmadığını merak eden kimseler var. Onlara ne öğütlersin? Nasıl adımlar atsınlar bundan sonra hayatları için? Yani ben onlara ilk başta kendi inançlarını araştırmalarını öneririm. Çünkü insan neye inandığını önce bilsin. Ama baktılar ki orada teselliyi bulamıyorlar, yüreklerini o tatmin etmiyor.
o zaman farklı inançlara yayılsınlar. Ama İncil'i okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü orada sevgiyi görecekler. Yani o sevgi o kadar büyük bir sevgi ki. Yani inanıyorum ki bütün insanların yüreğinde bir boşluk var. Evet. Çoğu insanlar bunu kumarla, alkolle, sigarayla, uyuşturucuyla tamamlamaya, doldurmaya çalışıyor. Ama bu yetmiyor. Yani belki bir süre onların açlığını, boşluğunu dolduruyor. Ama bu onları kalıcı doyuma ulaştırmıyor. Ama onlar İncil'i okudukları zaman, Tanrı'yı aradıkları zaman, yani otursunlar, dua etsinler. Tanrım ben seni arıyorum, sen kendini bana göster. O kadar. Bir kiliseye gitmek gerekmiyor, bir kitapçıya gitmek gerekmiyor. Sadece yürekten dua etsinler. Ve Tanrı onların Türkçe dualarını istiyor. Eğer İngilizce biliyorlarsa İngilizce, ama fark etmez. Kendi yüreklerinden, kendi dillerinden ne çıkıyorsa sadece o şekilde dua etsinler. Tanrı onları duyuyor. Tanrı insanların onlara gelmesini istiyor, yaklaşmasını istiyor, aramasını istiyor. Ama biz insanlar biraz tembeliz. Her zaman hazır lop ağzımıza düşsün istiyoruz ama öyle değil. İnsanlar adım atacak, Tanrı'yı arayacak, Tanrı onlara kendini gösterecek. Arayan bulur, kapıyı çalan alır, pardon kapıyı çalana kapı açılır. Çok teşekkürler Hırçın. Çok rica ederim. Bu güzel hikayeni hoş bir şekilde bizimle paylaştığın için, hem eğlenceli hem de ilginç bir hikaye. Eminim izleyicilerimiz çok şey öğrendiler. Hem seni tanımış olduk ama aynı zamanda hem de Tanrı'nın senin hayatında nesiller boyunca nasıl bir şey üzerinde çalıştığını da görmüş olduk. Çok teşvik edici bir hikaye. Teşekkürler kardeşim. Ben çok teşekkür ederim bu paylaşma fırsatını verdiğiniz için. Tanrı sizleri bereketlesin ve daha tanıklıklar çekmek için kullansın. Amin, amin, amin. Evet sevgili dostlarım, Hırçın kardeşimizin hikayesini onun kendisinden dinledik. Benim ağzım açık kalıyor gerçekten. Sizin de eminim öyledir. Tanrı nasıl nesiller boyunca kişilerin hayatlarında tek tek çalışıyor. Hiçbir neslin boşa gitmesini istemiyor. Hiçbir neslin geride kalmasını ve kendisini duymadan gitmesini istemiyor. Hırçın kardeşimizin hikayesi tam buna işaret ediyor. Tanrı sizin hayatınızda da aynı şekilde, belki sadece sizinle başlayarak, geçmişinizde değil ama belki sadece sizinle başlayarak sizi ve gelecek nesilleri değiştirmek istiyor. Bu sadece Hırçın kardeşimin de az önce söylediği gibi yürekten bir açıklıkla kendinizi ona bırakmanız ve ondan yardım istemeniz. Samimi ve içten bir şekilde. Bunu yaptığınızda o zaman o iman ediyoruz size ulaşacak ve o zaman kendisini size açıklayacak, size ve gelecek nesillere farklı bir kapı, farklı bir yol görünmüş olacak. Lütfen şu duayı benimle edin. İsa, senin önüne geliyorum. Harika ve muhteşemsin. Seni tanımıyorum tam olarak. Seni tam olarak bilmiyorum. Ama şimdi gönlümü sana açıyorum. Seni bilmek, seni tanımak ve senin isteğine itaat etmek istiyorum. Bana gel, kendini bana açıkla. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Evet sevgili dostlarım, tekrar buluşuncaya kadar Rabbim İsa Mesih sizi, evinizi ve bütün hayatınızı bol bol bereketlesin. Hoşça kalın.